Kol fena. Enteresan büyüyor. Çok yani garip. Ben Efe yaşında sırt çalışmayı bilseydim çok farklı konumda olurdum. Çok iyi. Bas. Haydi Efe. Yeter lan. Lan bak. Lan. Sal ona kendini ha. Haydi oğlum. Lavuk iyi yapıyor ha. Yeter. Herhalde 35 tekrar falan yaptı. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden daha merhaba. Günaydın. Saatimiz saat 9-9.30 arasındayız. Bugün yine sizlere kahvaltımı, rutinimi göstereceğim ve kardeşim Efe ile beraber güzel bir antrenman yapacağız. Bunu çekeceğiz. Şimdi kahvaltımı hazırlıyorum. Bu dönemde ufak tefek tabii yarışma sonrası olduğu için biraz değişimler var. Burada yumurtamız var. Yumurtayı artık 7'ye 2 değil de 5'e 3 kullanıyorum. Onun haricinde burada yulafımız var. 100 gram kadar. İçinde kakao var. Kakao var. Başka birazcık da tatlandırıcı var. Şöyle şimdi şunu dizeceğim. Pardon, şunu şuraya koyacağım. Çeke dursun. Burada haplarım var. Bunlarla alakalı biraz konuşacağız. Bu dönemde ne kullanıyorum vesaire. Burada supplementlerim var sabah kullandığım. Burada suyum var, birazcık içelim. Şimdi öncelikle yulafa meyvemizi koyarak başlayalım. Evet, burada donuk meyvemiz var. Şöyle yakından göstermek istiyorum nasıl koyduğumu. Önce şöyle 4 tane böğürtleni dizeceksin, tamam mı? Ortaya bir tane büyük çilek varsa onu dizeceksin. Şöyle, bu birazcık bayağı yapışmış ama onu koyduk. Tamam, bitmedi. Şu ahududulardan topluyorum. Ahududular çok az kalmış. Şurada var. Şurada var. Ahududuları da şöyle şuralara koyuyoruz. Şunlar ufak olduğu için şöyle iki tane koyuyorum. Bu ne? Elimdeki çilek mi lan? Çileğe benziyor ama bozar mı? Bozmaz. Şöyle şunları şöyle koyduk. Tamam. Bitti mi? Hayır. Frenk üzümünden gezdiriyoruz her yerine. Bu arada bunlar mix olarak satılıyor arkadaşlar. Donuk. Marketlerde, file markette vesaire satılıyor. Reklam meklam değildir. Ben de oradan alıyorum. Uyguna geliyor hem. 100 gram kadar meyve yapacağız. Olmadı ama 100 gram hala. O yüzden şöyle bir iki tane daha böğürtlen ekleyeceğim. 96. Şöyle frenk üzümüyle tamamlarız. Tamamdır. Bu aralar elim... Allah lan sarılar pişmesin ya tamamen. Hemen. Lan oğlum. Sosum gitti ya. Tabağımızı aldık. İşte terastayız. Evet, yumurtamızı koyduk. Gram kadar. 26 gram geldi. Hiç bozmaz. Hiç bozmaz. Hatta 27 gram geldi. Şimdi yarışmamıza daha var. Hatta bayağı var. O yüzden çok sıkmıyorum kendimi. Ufak bir band dönemi. Sonrasında zaten hard bir hazırlık başlayacak. Şimdi yumurtamız, yulafımız tamam. Yumurtaya kajun baharatımızı atmamışız. Şurada kajun baharatımız. Tuzsuz. Şöyle yumurtaya attık mı, attık mı, attık mı? Mis. Kajunu attık, tuz atmadık. Tuz atacağız şimdi. Bundan fazla gelmiyor. O yüzden böyle attım. Ortalama 1,5 gram kadar geldi. Ben onu hesaplıyorum. Şimdi şu hapları bir dizelim. Haplarımızı dizelim. Hatta size de hepsini göstereyim. Şimdi her gün zaten vitaminler benim fixtir. Yarışma sabahı bir tek kullanmamıştım. Omega 3'ümüz 4 gram şu an. Akşam yatmadan alacağız bunu.
D3 var burada. D3. Burada 4 gram var. Şey 4 ünite var. 4000 ünite. Bunu sabah alacağız. Şunun içinde de 1000 ünite var. Bundan da bir tane aldığımız için yani totalde 5000 D alıyoruz. Bu aynı zamanda C vitamini ve çinko içeriyor. 1000 mg C vitamini, 10 mg çinko var bunda. Bunu alacağız. Milk testilimiz var. Sabah alacağız. Multivitamin bir servis yine 2 hap ediyor. Sabah alacağız. Bromelain var. Bunu alacağız sabah. Magnezyum var 300 mg kadar. Bunu gece yatmadan alıyoruz. Kuenzim Q10'umuz bitmiş. Onu ekleyeceğiz. Bunda kalmamış. Burada koruyucu olarak Protein Ocean'da şu karaciğer koruyucu, liver. Bir de kidney var. Bunlardan akşam alıyorum. Bir sabah bir akşam alıyorum daha doğrusu. Zaten bir servisi 2 hap. Ben bir servisi 2'ye bölüyorum. Birini sabah, birini akşam alıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Burada Revive'ın bir tane böbrek koruyucusu var. Bunu da bunun bir servisi bak bunun bir servisi ne kadar? Servicing size 12 kapsül diyor. Ben 12 kapsül kullanmıyorum günlük. 6 kapsül kullanıyorum. 3'ünü sabah, 3'ünü akşam yapıyorum. Yeter adam olana çok bile. Zaten pahalı bir ürün. O yüzden bitmesini istemiyorum. Tamam bu haplar tamam şimdi. Burada bir metformin var. Bu metformin, glifor. Şimdi yarıştan sonra çok ani şeker yükselmelerim oluyor. Bu çok uykumu getiriyor, beni bayıltıyor. Bundan ötürü de bir iki hafta kadar kullanacağım. Sabahları 1000 mg kadar. Tabii bunu siz kendi kafanıza göre yapmayın. Doktorunuza danışın. Böyle bir sıkıntınız vesaire varsa. Kendi kafanıza göre yapılacak bir şey değil. Suyumuzu aldık. Hunimizi taktık. Ne bu? Red Detox. Red Detox'tan bir ölçek. Bu supplementler gerçekten çok önemli. Bence yani sağlık açısından olsun, sindirim açısından olsun işte çok önemli yani vücut için bunlar. Vücut dengesini korumak için. Burada ne attık? Bunu söylemeyi unuttum. Digestion, sindirim enzimi bir ölçek kadar. Burada glutamin var. Glutaminden bol kese atacağız. Şöyle göstereyim. Glutaminden yaklaşık bir 20 gram kadar atıyorum. Bayağı bir attım. Glutamin en sevdiğim supplementlerden başında geliyor yani. Neyimiz var? Bu da çok önemli. Prebiyotik bağırsak sağlığı için. Bağırsak florası için. Bundan da bir dolu ölçek atıyoruz. Evet. Şimdi bunu böyle hunim biraz küçük olduğu için döve döve yolluyorum. Evet gitti. Şimdi bunun içerisine C vitaminimizi de atıyoruz. Şurada attık. Ve bunu bırakacağım. Bu C vitamini falan erisin. Şişmesin bu. Biz de bu arada kahvaltımızı yavaştan yapalım. Şimdi her zamanki gibi yumurta sarılarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Sos yapıyoruz. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Onu da ekledim buraya. Birazcık hasta olduğum için Nurofen alamıyorum ki. Gösteremiyorum da. Bundan 2 tane sabah atıyorum. Akşam da 2 tane atıyorum. Bir tanesi yetmiyor, etki etmiyor. O yüzden 2 tane atıyorum. Şimdi yumurta sarıları. Biraz korktum açıkçası. Katılaşmış değil de bak bu bayağı katılaşmış mesela. Mesela bu sos olmaz. Bunu eze eze böyle yapacağız. Bak bu çok iyi. Şimdi yarışmadan çıktık. Yarışmadan çıkar çıkmaz yarışmacıların en büyük yaptığı hata ve bu hatayı zamanında yapmış birisi olarak bir defa değil 2-3 defa yapmış birisi olarak söylüyorum. Gençtik o zamanlar. 18-19 yaşlarında yarışmaya başladığım için yarışmadan çıkıp direkt önüme ne geliyorsa yiyordum. Öğütücü gibi. En büyük hatalardan biri bu. Bunu yaparsanız zaten direkt mide spazmı, Allah korusun kalp krizi bile geçirebilirsiniz. Zaten miden ufacık. Ben ilk yarışımı hatırlıyorum. İlk yarıştan çıktık. Yanımda Samet kardeşim vardı. Tekirdağ'dan hem ev arkadaşım hem kardeşim. Onunla beraber otelin lokantasına girdik. Allah ne verdiyse. Zıng zıng zıng. Nasıl yiyoruz ama öyle böyle değil. Zaten ben direkt o gün akşam 5.30'da mı ne uyuyakalmıştım. Ertesi sabah uyanmıştım. O derece yemiştim. Ve midem öyle bir şiş ki. Ve kalktığımda da istifra etmiştim öyle söyleyeyim. Çok kötüydü. Belki o istifraya etmeseydim hastaneliktim. Bayağı kötüydü. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela yarıştan sonra rutinime dönüyorum. Vücudum böyle bir dengeye gelene kadar bu rutinde gidiyorum. Mesela şimdi 2 gün sonra Allah izin verirse Sena'cığımla ufak bir kaçamak tatil yapacağız. Orada bozacağım diyetimi. Ama oraya kadar zaten çok bozmadığım için orada tutacağım suyu da döndüğümde atması daha da kolay olacak. Zaten döndüğümde direkt prep'e başlayacağız. Yani şu an anabolik
kısmında da yani cruise doz diyebiliriz. Cruise doz gidiyoruz. Büyü hormonu vesaire hiçbir şey yok şu an. Döndüğümde başlayacağım. Yani şu an temiz gidiyorum. İlaç konusunda da, beslenme konusunda da. Her gün mesela bir tane böyle canımın çektiği bir şey yiyorum. Veya işte mesela tavuk pilav yiyorum. Üzerine sosumu atıyorum. Şekersiz ketçabımı atıyorum. İşte ne bileyim baharatlarımı atıyorum. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok zaten. Mesela dün canımız şey çekti Sena'cığımla beraber. Ufak bir tost yaptık kendimize. Onu yedik. Hatta ben onu yediğimde video çektim. Sonra o videoyu dönüp izlerim canım çeksin diye. Bak çok da güzel yapmıştım ama. Bol kaşarlı bir tost yaptık. Yanına domates, biber. Onu yedik. Dün normal beslenmemin dışında sadece bu vardı. Bir de zaten iki tane de protein bar hakkım var günlük biliyorsunuz. Onları tüketmiştim. Onun haricinde hiç de bir şey yemedim. Hep bu şekilde besleniyorum. Bunlar beni bozmaz. Bu sabah 96,5 kilo falandım. Hala tartılıyorum. Yani bu alışkanlığım gitmiyor. Yani alışkanlık oldu bende artık, tartılıyorum. 96,5 kiloyuz. Yani podyum kilosundan 4,5 kilo fazlayız. Bu 4,5 kilo da zaten vücudun ödem. Artık 96,5 kilodan tatilden dönüşte herhalde 100 kilo olurum diye düşünüyorum. Ondan sonra da zaten prep'e başlayacağız. Prep'te de hızlıca forma gireceğiz. Bu sefer daha farklı planlarım var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama önce kahvaltı. Very delicious. Bu nasıl domates çorbası? Şey de beni üzüyor. Yarıştan sonra mesela form gıcır gitmeye devam ediyor ama suratım şişiyor ya gerçekten. Ona da yapacağım hiçbir şey yok ama hiç hoşuma gitmiyor. Bir anda suratım şişiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Yulafa geçtik, yumurta bitti. Senacığımda şeker başlangıcı vardı. Bundan ötürü glifolar onun, doktor ona verdi. Hani bu işte bunu düzenli kullandı bir süre, bayağı bir süre. Şimdi ihtiyacı oldukça kullanıyor. O yüzden benden tecrübeli bir konularda. Bunu dedi, biraz mide yakan bir ilaç. Tam yemeğin ortasında ye dedi, şey iç dedi. Ben de şimdi yulafı yerken bunu atıyorum. Gün boyu yoksa ayılıp bayılıyorum sürekli. Bugün yoğun bir gün olacak. Bu arada bir feedback daha aldım. Dün akşam beni tanırsınız, Rukiye Solak'ı tanırsınız, Taylan Solak'ı tanırsınız. Taylan abi aradı, Rukiye ablanın eşi. Jake Sullian diye bir olimpiya hakemi var. Ondan benim için feedback almış. Jake Sullian benim hakkımda şunu söylemiş. Herhangi bir eksiği yok. Sadece tek sorunu boya demiş. Evet, orada biraz boyanın şeyi olduk açıkçası. Sıkıntı oldu boya bizde. Bunu anlatmış mıydım bilmiyorum ama boya alanında ben gittim boyandım. Sonra Sena'ların yanına döndüm. Göklüğü Sena falan bana şey dedi. Emre dedi, sağa sola bakıyoruz. Herkes kapkara, sen açıksın. Bunlar böyle deyince ben de gittim tekrardan adama. Dedim bro niye beni açık bıraktın da uşak. Ha beni bir kat daha boya uşak. Adam da dedi ki ha seni biz burada boyarsak ha sen kapkara olursun da uşak. Ben de dedi tamam dedim, sen işini biliyorsundur. Yani yeter mi dedim, yeter dedi. Ha, yapmaya gerek yok hesabı. Sadece bana bir kat atıldı boya. Aslında boya atıldığında hemen gidip aynaya baktım, direkt orada ayna vardı ama orada koyuydu. Herhalde benim tenim birazcık emdi boyayı. Öyle düşünüyorum. Böyle olunca da boyamız bir tık diğer insanlara göre açık kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Bu feedback'i de vermek istedim. Taylan abi bana çok güzel tavsiyeler de verdi. Onları da inşallah uygulayacağım. Buradan ona teşekkür ederim eğer izliyorsa. Şimdi yulafı. Evet, şimdi geldik o büyük güne. Efe'ye söylemiştim yarıştan sonra. Zaten yarıştan önce başlamıştı spora. Ben ona yönlendiriyordum. Şunu yap, bunu yap, şunu et, bunu et. Baktım, bir ayda enteresan bir gelişim sağladı. Sıfırdan. Aç bakayım, kolunu göster. Hemen herkese kolunu gösterttiriyorum. Bak, kol fena. Enteresan büyüyor. Çok yani garip. 17 yaşına daha yeni bastı. Bir ay oldu 17 yaşa gireli. Abisinin yaptığı hataları yapmadan, abisinin gözetiminde güzel bir fizik inşa edeceğiz inşallah. Şimdi birlikte sırt çalışacağız. Ben Efe yaşında sırt çalışmayı bilseydim çok farklı konumda olurdum. O çok farklı konumda olsun diye şimdi ona bu işin inceliklerini öğreteceğim. Ama bugün benim antrenmanımı uygulayacağız. Onun antrenmanını değil,
üst sırt ve trapez ağırlıklı bir sırt antrenmanı yapacağız. Bu antrenmanı bu arada bir sonraki antrenmanlarında da görebilirsiniz. Çünkü üst sırta abanacağız bu süre boyunca. Şimdi abi kardeş sağlam bir barbell row çekeceğiz. Barbell row'un formu da biraz önceki yaptığım formlara göre değişik olacak. Bir tık daha yere paralel olacak ve kilo bir tık daha düşük olacak. Hissiyat odaklı olacak. Şimdi bir ısınma seti atacağım. Efe, sana da önce bir boş barla bakarız, tamam mı? Tamam. Ondan sonra ufak ufak ağırlık atarız. Ben tamam. Şimdi bununla bir ısınma seti atayım. Normale göre bir tık daha geniş tutuyoruz. Normalde bu şekilde tutuyorduk. Şimdi bir avuç, ya yani bir karış daha geniş tutuyoruz. Bench press yapar gibi. Bele yük bindirmemek adına dizleri iyice kırıyorum. Belimi sabitliyorum. Bu şekilde çekiyoruz. Efe'cim izle bunu. Böyle yapacaksın, tamam mı? Vücuda... Yani vücut böyle şey olmayacak, momentum vermeyeceğiz çok. Sabit çekeceğiz. Kontrollü yapacağız, tamam mı? Tamam. Şunun ağırlıklarını çıkarsana. Tamam. Şimdi boş barla bir ısınma seti istiyorum senden. Dur ben alayım. Formu anladın mı? Nasıl tutacağını söylüyorum sana. Bak şu tam çizgilere baş parmağını koy. Yok şöyle koy, şöyle koy. Şöyle karış al. Tamam, bu hizada tutacaksın. Anladın mı? Sonra baş parmağını kapat ama. Heh. Aldın. İyice eğildin. Göt dışarıda, bel içeride. Bacaklarını bir tık daha kırabilirsin. Heh. Aynen bu. Güzel. Çok güzel. Zaten bu ısınma seti. Hızlı kavruyor. Hoşuma gidiyor hızlı kavraması. Uğraştırmıyor. Bir dahaki set bacaklarını bir bacaklarını kapatsana biraz. Bacakların omuz hizasında olsun. Biraz daha kapat. Heh, şimdi yap. Tamam yeterli. Isınma setiyiz zaten. Bununla kaç kilo yaparsın acaba ya? Bir 5-5 takarız. Başlarız öyle. Bana 10 kilo takalım mı? Siyahtan bir tane bulsana. Şurada var zaten. Ha burada varmış abisi, gel. Ha burada da var, gel. Ya var mı? Tamam. Şimdi bu ilk set olacak, tamam mı? Senin de bana sormak istediğin şeyler olursa sor, tamam mı abisi? Tamam. Ayak duruşlarıma bak Efe. Al bakalım. Tak onu. Bir de şu kelepçeyi al tak. Şunu takalım. Benim kelepçe var ya. Dur olmadı ama. Şöyle yapacağız. İttirelim bunu iyice. Tamam. Şimdi omuz hizasında olacak ayakların. Bir bak bana bir. Bak yandan bir bak. Şu. Şöyle. Bacaklarını kilitliyorsun, tamam mı? Beline yük binmemesi için. Hadi bakalım abisi. Çok iyi. Göbek deliğini biraz daha üstüne çek. Heh. Evet, işte bu. Çok iyi, bas. Haydi Efe. 10 tane yeter. Kaç yeter, oldu, yeter. 12 oldu. Yeter lan. Lan bak. Hafif geldi galiba. Hafif, evet. Tamam, o zaman biraz arttıralım. Seni çok hafif aldım. Aynen. Aynen diyor. Şimdi abisi şöyle yapalım. Benim 10 kiloyu çıkartıp 20 ekleyelim. Şu 20'yi getirebilir misin? Rica etsem. Efe ile Efe'nin ergenliğe ilk girdiği dönemler çok kavga etmişliğimiz var. Benden çok çekti. Gerçekten benden çekmiştir yani. Abi kardeş olmak bunu gerektirir ama. Ne dediysem yaptı. O yüzden hakkını ödeyemem. Şimdi de abisinin desteğiyle inşallah güzel yerlere gelecek. Şimdi bu ikinci set, tamam mı? 4 yaparız bunu.
Güzel, çok güzel hissiyatlı bir setti. Cepte iki tekrar bıraktım. Biraz rahatsız ediyor ama şey yani, tutsun diye iyice böyle. Karnını çek biraz içeri. Ben sakatlıkların önüne geçsin diye. Tamam mı? Alışık değilsin tamam. Çünkü. Dediğim pozisyonda yapıyorsun. Tamam mı? Bara yaklaş, bara yaklaş, barı öyle al. Sonra geri adım atarsın. Evet. Evet. Aferin lan. Çektiğinde sırtını iyice sıkıştır. Heh. Devam. Hadi. Son. Yeter. Aferin. Çok iyi. Şöyle yapacağız. Şu 10 kiloyu benimkine ekleyelim. Bu kilo hissiyatı nasıldı sende? Yani arttırılır mı? Arttırılır ya. Bence de arttırılır böyle. Bir 5-5 atarız sana yine. Yüzüm ekşimedi yani. Ha? Yüzüm ekşimedi. Ekşimedi evet. Bir şey kemeri versene ben de takayım. Dönelim kemeri. Kaç takayım? Ha? Kaç takalım? Al önce sen bunu tak. 15 takalım. Tamam mı bu set? Tamam. Hadi bakalım. Duruşunu düzelt güzelce. Ha? Çek. Çek. Evet. İyice çekiyorsun. İyice salıyorsun, iyice çekiyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Haydi. Bas Efe, bas. Çek bir tane daha. Yeter. Son setini seni 20 yapalım. Aynen. Tamam mı? Ben gelir de yani ağırlık. Şimdi çok paket olma diye de ağırlık yapmak istemiyorum sana ama. Ne yaptın lan? Yuvarlandı. Lan. Ha. Ağırlık eşit mi değil? Ne oldu? Ben bunu takmıştım sen arttırdın diye. 10 tane 10 kilo. Lan oğlum ne adamsın ya. Orada var mı 10 kilo? Var 10 kilo. Var mı? Ben şu an eşit. Ananı oğlum eşit değil bu ya. Allah Allah. Aynı aslında. İki tekrar gitti amına koyayım balık ya. Çıkar şunu. Şu büyük 20'yi takalım bir tane. Tamam. Hatta direkt çıkar onu. Bir tanesini çıkar kalsın bu bar. Tamam. Şu barı yukarı alayım ben. Haydi oğlum. Hadi bakayım. Evet. Çek iyice. Çek. Çek. Haydi. Çek. Son. Yeter. 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 Yorma. Tamam. Anladın mı mantığı? İyice salıyoruz, tamam mı? En dip noktaya kadar saldın. Sonra çekiyorsun ama dirsekler bir tık yukarıda. Heh.
Tam istediğim yerler çalışıyor. İyice sal, o gerilimi hisset. Saldığında kopacak gibi olsun o sırt, heh. Sağ bir saniye bekle. Aynen, aynen bunu istiyorum. Aferin sana, aferin. Yeter. Bunu iki set daha yapacağız. Yine 40 yap sen. Çıkar oradaki ağırlıkları abicim. Hafif mi 40? He? Sana hafif mi geldi? Yok hafif yani. Bence de iyidir, fena değil. İlk alırken ben sana desteğe geleceğim, tamam mı? Tamam. Rahat tuttuğunda bırakacağım. Tamam. Bırakayım mı? Bırak. Hadi bakalım. Aferin sana, aferin. İyice sal. Bir titir beklet. Çek. Aynen, o gerilim hissetsin. Sırt, hadi bakalım. Aferin. Çek. İyice. Son. Yeter. Güzel. Baba çaldılar abi yemekleri. Kadar bırak dersin bana. Tamam. Sen de. Ha. Bırakıyorum. Sal öne kendini ha. Haydi oğlum. Çok iyi, çok iyi Efe, çok iyi. Eşit çek, eşit çek, bozma. Bir tane daha, bir tane, son. Son bir. Çok güzel, bırak. Aferin oğlum. Çok iyi. Evet, çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Burak abiyi düşürdüm. Balıkları arattım ona. Ama şimdi peşimi bırakmıyor. Antrenman sonuna kadar rahat yok. Antrenman piç olacak. Şu an her an bir boşluğumu arıyor. Çok büyük baskı altında hissediyorum. O yüzden Adel'e mi hissedemeyeceğim muhtemelen. Şu an yaptığım her set atrofi. Şimdi biz burada tek kol çekiş yapacağız. Efe daha yeni başladığı için tek kol çekiş yaptırmıyorum. Daha o kadar gelişmedi. Ona City Throw yaptırıyoruz. Hem bedenini çalıştıracak şimdi hem kafayı. Ben şu anda yandım, yandım ben, yandım. Nereden düşürdüm? Burak abi bir kere düşürür seni şans havala. Geçmiş olsun. Peşinize düşüyorum. Yandınız ama. Hedefsiz oluyorsunuz. Düşmesi de çok zor ha normalde. Ayda bir falan yani maksimum. Efendim 4 set yapacaksın, tamam mı? Tamam. Biraz dinlen ama, set aralarını dinlen. Daha kontrollü yap. Tamam. Statik bekleme. Thank you.
Bu arada bu sırtın son hareketi. Aynı şekilde Efe için de geçerli. 3 hareketle sırtı bitiriyoruz, trapeze geçeceğiz. Sal Efe, sal. İyice sal. Heh. Omuzlardan sal, belinin gitmesine gerek yok. Aynen bu. Kaç kilo yapıyorsun lan? Maşallah. Bir tane daha yeter. Tamam yeter. Ağır çalışıyorsun ama. He? Oğlum yarın paket olma bak. Üniversite sınavın var. Sonra üniversite sınavına bir iki hafta var. Yok bir hafta var lan. He? Bir hafta sonra üniversite sınavı. Aynen 9'unda. Tamam üniversite sınavından önce 2 gün off verirsin. Bir kaslar toplansın, kan beyine çıksın. Anladın mı? Tamam. Soruları doğru yap. Kreatin kinaz bir düşsün. Ben mi çekiyorum? Hadi bakalım abisi. Ben kameralara alışık değilim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Omuzlarını sal be. Heh. Aç o kanatları. Evet. Aferin sana. Yeter. Yeter. Aynen. Çok iyi. Lavuk iyi yapıyor ha. Üçlü. Kiloyu miloyu. Hadi. Çok zorlama, kendini sakatlama sakın, tamam mı? Tamam. Az daha yeniliyorduk. Ufaktan bilekle çalıştık. Bro'm daha çok fırın ekmek yemen lazım. Şerefsiz ya. Döveceğim şimdi onu. Evet iyi pump olduk şimdi. Sırt bitti. 3 hareketle bitirdik. Barbell row çektik. Geniş. Dalgayı çektik. Chest supported wide grip row. Bir de supinated pull down yaptık. Efe sadece supinated pull down yerine seated row yapmış oldu. Şimdi Smith Machine shrug yapacağız barbell. Bunu biraz geniş tutuş yapıyoruz. Biraz bit çıdırda eğileceğim. Trapezin bütün bölgeleri aktif olsun diye. Şu şekilde. Kilo hafif. Zaten bu hareket aslında bu hareket bir sonraki hareketin ısınması gibi olacak benim için.
Efendim. Hı. 20'yi çıkartalım sana 10 takalım. Böyle bir başla. Heh, aynen bu. Biraz yaklaş bana yaklaş. Heh, heh. Aynen bu. Gayet güzel. Sen benim gibi eğilmene gerek yok. Dik yapabilirsin bu arada. Güzel. Bir tane daha yap yeter. Yeter. Heh, bravo. Alışacaksın şimdi. Bu hareketi ilk defa yapıyorsun. Zamanla alışacaksın. 20'yi taksana. Çıkar 20, yine 10 kalsın. Tamam. Sen bak böyle yapabilirsin efendim. Şöyle, tuttun ya. Aha. Böyle dik durabilirsin. Tamam. Tamam mı? Yaklaş ama bari, adım at. Evet. Zamanla profesyonelleşeceksin zaten bu hareketi falan da. Yeter bence, çok zorlamayalım. Ağrımasın boynum. Evet, şimdi bir sonraki hareket de aslında yine burada. Bunun tam tersi. Bu hareket onun için bir tık ısınma oluyor bana. Biraz trapeze pump gelsin istiyorum. Bu harekette yapış açıma göre anatomim de herhalde o şekilde el veriyor. Tamamen üst trapezden ziyade alt trapezlerimi ve orta trapezlerimi daha iyi hissediyorum. Tutuş şu. Tam şurada çizgilere işaret parmağımı koyuyorum. Efendim sen dediğini dinle. En çok senin için anlatıyorum. Bunu böyle tuttuktan sonra adımımı geri atıyorum bir tık. Bunu kaldırıyorum. Bir tık öne. İyice sıkıştırıyorum. Çok hoş bir görüntüsü olmayabilir. Ama en sevdiğim trapez hareketi diyebilirim buna. Abim sen istersen bunu yapma. Bu sana biraz zor gelebilir. Tamam. Sana ne yapalım biliyor musun? Şöyle farklı bir hareket yapalım. Şu 10 kiloyu al eline. 10 kiloyu al eline. Ver bana göstereyim sana. Şu. Dumbbell şırak yapıyorduk ya. Bunu böyle tuttuk. Normal şırak yapacağız, tamam mı? Bunlarla 10 kilolarla yapalım. Tamam. 12 tekrar yapsan yeter. Çok zorlama. Çünkü bir hareket, bir iki hareketimiz daha var, tamam mı abiciğim? Tamam. Şimdi abisi zamanında yoğun trapez çalışmadığı için trapezini eksik diyorlar ki ben çok da eksik olduğunu düşünmüyorum. Bir sene önce eksikti. Okeyim ona. Bir sene önce eksikti. Ama şu an orantılı duruyor. Tabii ki de gelişebilir mi? Gelişebilir. Bunları Efe'nin yaşamaması için ağacı yaşken eğiyoruz. Bak nasıl çekiyor maşallah. Koçum benim bas. En son Efe'yle form check yapalım. Yapalım mı? Olur. He? Olur. Seni bir pozlatalım. Yan yana bir pozlayalım sen de. Güzel. Çok zorlama. 12 tekrar dedim. Hava da yanıyor ya. 30 derece oldu. Yip! Seviyorum bu hareketi ya. Biraz boynum ağrıtıyor ama seviyorum. Haydi Efe! Dumbbell'larla yapayım mı derken? He? Dumbbell alıp geleyim. Dumbbell'a geçeceksin mi zaten? He. İyi tamam. Bunu bir set daha yap yeter zaten sen. Kaç yaptım sayamadım ki.
Yani bu setten sonra Dumble'a geçeceğiz zaten, tamam? Yeter. Herhalde 35 tekrar falan yaptım. Yeter. Bırak. Bırak demeyince de bırakmıyor. Kaysana. 13 tekrar dedim, 35 tekrar yaptım. Evet. Evet, çok güzel. Tam istediğim gibi. Çok güzel vuruyor. Aferin. 2 tane daha yap, yeter. Son. Yeter. Ağır mı geldi? İyiydi bence. İyi zaten. 3 kilo ile devam et bence zaten. Daha şey yapmayalım çünkü tamam. Alışık değilsin böyle yoğun antrenmanlara. Tamam. Gerçi yapıyorsun lan, bakıyorum. Ama yarın biraz canın ağrıyacak yalnız. Canın acıyacak. Bu hafta eve gidince düzgün beslen. Yarın da çok düzgün beslen ki toparlanman iyi olsun, tamam mı? Yemek var mı yanında? Var. Ha, yanında yok. Yok mu? Ben de bir öğün tavuk var, vereyim mi sana fazladan? Olur. Ha? Olur. Pirinç patlağı da var, onu yersin çıkışta. Aynen. Pirinç patlağı ile tavuk yersin. Ben de tavuk tavuk pilav yerim. Evet, şimdi trapezi bitirdik. Ben totalde 8 set trapez yapmış oldum. Efe de 7 set yapmış oldu, ısınmalar hariç. Bir hareket kol yapacağız, hammer curl. Ondan sonra antrenman bitiyor. Öğün yapacağız. Efendim, 10 kilo ile çalışırsın. Tamam mı? Tamam. Belki 12.5'a çıkarsın ama 10 yeter bence şu an. Ben de 20 aldım. Tamam. Amaç hissiyat. Savurmuyorsun. Momentum yok. Tamamen kolun kaldırıyor. İyice salıyorsun. Anlaştık mı? Aslında before'unu görseydiniz mesela, bir ay önce görseydiniz kaç, 80 kilo muydun? 80 kilo mu neydi? Yağlıydı bayağı böyle. Simitleri ve kas yoktu. Şimdi 74 mi oldun? Şu an 73 ve şekle girdi. Yine de bir ay önce fotoğrafını çeklemiştim, sen çekmedin herhalde kendin. Ya vardı. Var mı? Tamam, onu, var yani. Bunu before olarak kabul edeceğiz. Bunu yayınlayalım, before olarak kabul edelim. Mesela 2 ay sonra bir daha bakarız. Sonra takır takır bir efe. Anladın mı? Before. Bak gel Gökhan, şurayı detay al. Şurayı detay al. Tamam. Bak, iyi çalıştığının kanıtı bak. Genetik olarak aynıyız abi. Lavukla. Bir çift bisep ver onunla. Arada fark var Emre. Daha iyi değil mi? Trapezleri daha iyi. Bak ama karın genetiğine bak. Ya ayıp ediyorsun abi. Bak karın, şöyle bir daha ver çift bisep, sen karnını da sık ama. Bak karın simetrimiz falan aynı. Kolu bayağı büyüdü ya, ben ona şaşırdım. Bir anda kolu büyüdü. Sırta dön, sırttan çift biceps verir misin bir? Nasıl? Pozları daha bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Gayet de güzel verdi. Ayağını düz tut. Gayet de güzel verdi. Düz olsun, düz.
Evet bak burada görüyoruz ki trapezler dolu. Birazcık kanat eksiğimiz var. Burayı biraz daha üçgen yapacağız. Evet, kanatları doldurması lazım. Göğüs iyi. İyi. Bak göğüs çatısı iyi. Omuzları iyi, top top. Bir aydır spor yapıyor bu çocuk. Herhangi bir altyapısı yok. Bir sene önce geliyordu ama o zaman daha çocuktu. O zaman da 2-3 ay falan yapmıştı değil mi? Onu saymıyorum. Zaten o zaman full body yapmıştı sadece. Yine bak şöyle bir muscle versene lan, muscle versene. Çok iyi hocam var ya. Benim muscle'ı verebiliyor musun? Nasıl? Şunu verebiliyor musun? Trapezini çıkartarak. Omuzları kolları ya. Lavun. Al bunu da 50 gram yemiş oluyorsun yani. 50 gram pirinç yemiş oluyorsun aslında. Şimdi onları yediğinde. Pirinç patlamamızı yanına koyalım. Evet. Antrenmanımız bitti. Efe'cim kendine öğün hazırlamamış. Abisi de yarışma hazırlığında olmadığı için bir öğününü kardeşi için feda etti. Benim burada tavuk pilavım var. Burada da normalde tavuk ve pirinç patlam vardı. Tavuk ve pirinç patlamı Efe yiyecek. Düşürme lan. Onların hepsi Adele'ye gitmesi lazım. Şöyle biraz koyayım. Bunları yiyeceğiz. Buradan Göktuğ'un yanına geçeceğim. Göktuğ'un kanalından podcast çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir serüven çok yakında. 3-4 video sonra muhtemelen, hatta 2-3 video sonra falan yine yarış hazırlık serisine başlayacağız. Umarım benimle beraber güzel bir serüven geçirirsiniz sizler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.